Bursa Ajansı'ndan ve Ahıska Haber'den herkese merhabalar. Bugün Gürsu Datuk temsilciliğindeyiz ve yanımda Murat Aslan, Gürsu Datuk temsilcisi var. Murat Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Ben Murat Aslan. 1990'da Azerbaycan Berde'de doğma büyüme. 2009 yılında liseyi Berde'de bitirdim. Askerliğimi Nahçıvan'da Muhtar Respublikası'nda yaptım. 2011-2016 senelerinde Bakü'de iş hayatımız oldu. İnşaat sektöründe işle ilgili. 2016. yılda Türkiye'ye geldim. Bursa, Gürsu'ya. 2016'dan bu yana Bursa, Gürsu'da ikamet ediyorum. Bursa, Gürsu'da şu an aktif olarak müteahhitlik yapıyorum. Emlak sektöründe. Emlak danışmanlığı hizmet veren ekibim de var. İşimizin yoğunluğu yapsat, milletimize daha kaliteli, daha güvenli evler yapıp satma hedefimiz. Şu anki DATÜK konumumuzdan bahsedelim. Bu konuma nasıl geldiniz ve bunun öncesinde siyasetle ilgili bir çalışmanız oldu mu? Evet, daha öncesinde siyasetle ilgili çalışmam oldu. Biz hayatımızın bir kısmı, büyük bir kısmı yurt dışında geçse de Can Azerbaycan'da. O Azerbaycan dediğimiz zaman zaten iki devlet tek milletiz, bunu demeden geçemeyeceğim. Ahıska Türkleri daha iyi bilir bunu. Çünkü sürgün olduğumuz dönemde temennatsız bizi kabul eden ve kendi milletinden ayırmadan daha üstün gören bir değerli bir halktır, değerli bir kardeştir Azerbaycan ülkemiz. Buradan da Azerbaycan'ıma selam olsun. Siyasete şöyle, biz dışarıda yaşasak da Ahıska Türkleri biliyorsunuz Türkiye'yi görmeden Türkiye için canını feda edecek insanlarımız var. Çoğu bu düşüncede. Ben de aynı şekilde Türkiye'yi görmeden Türkiye'yi seven, Türkiye'ye yaşamadan Türkiye'ye canını verecek derecede bir milliyetçi kardeşinizim. Buraya siyasete başlama sebebim de bu ülkeye, bu devlete, bu millete ne kadar faydam olur düşüncesiyle siyasete başladım. Evet. Öncesinde de zaten bir ekip şeklinde milletimize hizmet için çalışmalarımız yapılıyordu. Ondan sonra yani bu millete hizmette derneği kararlı bir şekilde yola çıktık. Allah nasip etti, meclis üyeliği döneminde DATÜK'le daha samimi olduk, DATÜK temsilcileriyle. Oradan yollarımız kesişti. Ferman Muzaffer, şimdiki Bursa temsilcimiz, tüm dernekleri ve DATÜK'ü tek çatı altına toplandı. Kendisine takdir ediyorum, teşekkür ediyorum buradan. Ondan sonra da işte halkımız ekipler olarak kimi daha çok temsilen görmek istiyorsa bölgelerde onlara yer verildi. Buradan emeği geçenlerin herkese teşekkür ediyorum. Başladıktan bu yana da güzel bir çalışmalarımız oldu milletimizle alakalı. Çözülmeyen evraklara kadar hani gayret gösterip çözdük. Tabi biliyorsunuz bizim Ahıska Türkleri yurt dışından durmadan göç ediyorlar öz yurtlarına, Türkiye'mize. Burada hizmetlerimizde yaptığımız bizim tüm evrak konusunda tüm çalışmalarımız ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz milletimize. Onun haricinde ben kendi Gürsu'ma, kendi bölgeme bazı projeler uyguladım. Mesela her ayın ilk haftası büyüklerimiz dediğimiz aksakallarla toplantı yapıyorum. Onlarla hem hasbihal yapıp hem yaptıklarımı sunuyorum, aylık neler yaptım ve kendilerinin bana vereceği tavsiyeleri soruyorum. Hani daha iyi ne yapabilirim?
İkinci haftasına gençleri topluyorum buraya. Yani gençlerin düşünceleri, gençlerin bizim için katkıları çok önemli. Hem gençlere aldığımız fikirleri aktarıp hem gençlerin de düşüncelerini alıp o şekilde devam ediyoruz. Üçüncü haftası ayın kadınlarımız toplanıyor. Kadın kollarımız kadınları topluyor. İşte kadınlarla istişareler yapılıyor. Yaptıklarımız anlatılır. Yapacak nelerimiz var, onları masaya yatırıyoruz. Ondan sonrasında bir masa sandalye projesi var. Hani her zaman ne kadar olsa da eksiğimiz var tabii. Derneklerde, belediyemizde Allah razı olsun her zaman milletimize destek veriyor. Bazen eksik kalıyor, onu tamamlayalım dedik. DATUP olarak onu ücretsiz halkımıza vermekteyiz. Geleceğe dair projelerinizi öğrenebiliriz peki? Geleceğe dair projelerimiz şöyle, çok kısa vereyim hep tüm ayrıntıya girmeden. En önemlisi benim için ilk çalışmamı birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde herkesi bir araya getirip bu vatanımıza, milletimize ne katkı yapabiliriz çalışmamdır ilk hedefim. Bunu da çok şükür başardık. Onun haricinde inşallah bu yine devletimize, milletimize hizmet edecek gençlerimizi hani çıkarmak Allah'ın izniyle. Seyircilerimize vermek istediğiniz son bir mesaj var mı? Herkesten tek ricam budur. Biz Bursa ekibi olarak, Gürsu temsilcisi olarak durmazsızın gece gündüz çalışmamızı yapıyoruz. Millet için, devlet için, halkımız için. Tek isteğim bu kadar mesela yapılmış çalışmalara birlik beraberliği daha da güzel sağlayıp katkı katmaları. Dediğim gibi demin bahsettim, her ayın ilk haftası büyüklerimizi toplantıya davet ediyorum. Tüm milletimi de çağırıyorum, toplantılara gelin. Hem burada istişareler geleceğe doğru, hem Ağıska kültürünü konuşup kültürümüzden yaşama amaçlı programlar oluyor. Onlara milletimden katılmasını ricada bulunuyorum. Bir de buradan Ağıska Haber'e çok teşekkür ediyorum. Her zaman takip ediyorum sizi. Yani maşallah çok güzel bir şekilde başarılı ekiple çalışma yapıyorsunuz. Sizi takdir ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Yolunuzu açık etsin diyorum. Allah'a emanet olun. DATÜP Gürsu Gençlik Kolları Başkanı Can İbrahim'le birlikteyiz. Can Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, buyurdunuz. Bu yıl İstanbul Galata Üniversitesi'nde İstanbul'da öğretim hayatımı bitirdim. Üniversite bitirdim, diplomayı aldım. Onun öncesinde Yıldız Anadolu Lisesi'nde Bursa'da, Gürsu'da eğitim gördüm. Lise hayatımı orada bitirdim. Şimdilik kendi mesleğimiz olan klima sektöründeyiz. Bursa'da bayiliğimiz var. Onun işletmesinde işte yönetimini falan yapıyorum. Onun dışında anestezi mezunuyum. Şu anki DATÜP konumunuza nasıl geldiniz? Dünya Ağıska Türkleri Birliği'ne benim girişim şu şekilde oldu. Ben İstanbul'daydım. İşte tam böyle üniversitenin son zamanları, böyle finallere veriyordum o zaman. Sonrasında ama tabii ki daha öncesinde takip ediyordum sürekli İstanbul'dan. Medyayı görüyordum, bizim Bursa'da, Gürsu'ya sürekli gidip geliyordum. Ferman Muzaffer Başkanımız, daha öncesinde kendisi Ağıska Federasyon Başkanı'ydı. Bursa'daki Ağıska adı altındaki bütün dernekleri toplayıp hepsini bir araya getirip kendisi federasyon başkanı seçildi. Onu daha öncesinde Ağıska Federasyonu'nu tanıyordum, biliyordum kendisini, Ferman Muzaffer Başkanımızı. Kendisinin milletimize çok fazla hizmeti var. Kendisi eski milli sporcudur. Onu kendisinden tanıyordum. Sonrasında Dünya Ağıska Türkleri Birliği'ne Ziyaettin Kasano Genel Başkanımızın da tercihleriyle kendisi Bursa İl, Dünya Ağıska Türkleri Birliği Bursa İl temsilcisi olarak seçildi kendisi. Onun sonrasında da Gürsu'ya gelmiştim ben. Burada gençlik kollarında bir eksiklik vardı. Önceki gençlik kollarımız iş hayatından dolayı işin temsilciliğini devam ettirememişti ve bu yüzden mecbur bırakmak zorundaydı. Sonrasında gençlik kollarına yeni birinin seçilmesi lazımdı. İşte beni önerdiler, benim adımı söylediler. Sonrasında Ferman Başkanımız sağ olsunlar, aradılar, dediler bu şekilde. Kabul eder misin, ister misin? Dedim, niye olmasın? Sonrasında işte Bursa İl Gençlik Kolları Başkanımız Reşat Niyazoğlu Genel Başkanımızla görüşünce de onun da yani kabulleriyle Gürsu, eski Gürsu ilçe başkanımız Ramiz Mehmet'in de
başkanımızın da kabulleriyle gençlik kollarına bu şekilde girişim oldu. Haziran ayından beri gençlik kollarını yönetiyorum. Bu şekilde işte ilerliyoruz. Başladıktan sonra ne gibi çalışmalar yaptınız? Başladıktan sonra gençlik kollarına ilk girişimden sonra Temmuz ayında ilk olarak gençlerimizle bir buluşma düzenledik. Bizim burada değil, eski Ağızka Parkı'nda, bizim orada Gürsu Ağızkalılar Derneği'nde Ağızkalı gençlerimizle beraber bir buluşma düzenledik. Yani güzel bir katılım oldu, gençlerimizle kaynaştık. Gençlerimizin, yani Dünya Ağızka Türkleri Birliği'nin ideallerini anlattık, görüşümüzü anlattık. Yani nasıl bir şekilde ilerlemek istediğimizi, milletimize neler yapacağımızı onlardan bahsettik. Sağ olsunlar, gençlerimiz destek verdi. Onun sonrasında tekrar gençlerimizle buluşmalar düzenledik. Burada da buluşmalar düzenledik. Burada da güzel bir katılım oldu. Saat 8'de başladık, saat 11'de bir toplantımız. Yani güzel bir konuşmalar yapıyoruz. Birbirimizi anlıyoruz. Yani burada bizim tek bir amacımız var. Davamız için, Ağızka için yürümek istiyoruz burada. Gençlerimizin desteğini çok fazla görüyoruz. Sağ olsunlar tabii ki. Burada yani ilk başta tabii ki herkesin böyle bir negatif bir görüş oluyordu. Hani işte DATUK nedir, Dünya Ağızka Türkleri Birliği nedir, hani bilmiyorlar çünkü. İşte sonrasında kendilerini ısıttık, kendileri ısındı. Ve bizim görüşlerimizi görünce de, bizim ideallerimizi görünce de, bizim vatanımızı, Ağızka'yı, Türkiye'yi hakkındaki düşüncelerimizi, bizim milletimizin sorunlarını, problemlerini çözmek istediğimizi, bizim daha çok ilerlemek istediğimizi görünce destek vermeye başladılar. İnsanlar bize daha çok destek vermeye başladı. Şu an çok iyi ilerliyoruz. Yani her geçen gün bizim bu kurumumuza, bizim bu birliğimize olan destek gitgide artıyor. Her alanda, siyasi alanda ilerlemeye başladık. Politik olarak güzel bir ilerleme kat ediyoruz. Destek olarak diğer kurumlarla görüşmeler yapıyoruz. Gerek belediye başkanı olsun, gerek kaymakam, gerek vali. Yani her şekilde biz kendimizi tanıtıyoruz. Milletimizin adını ilerletiyoruz. Yani ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de desteğini arkamızda değil, yanımızda görüyoruz. Ve bu şekilde ilerliyoruz. Öyle söyleyeyim. Harika. Bu konuda sizi takdir ediyoruz gerçekten. Peki şöyle sorayım. Gürsu gençleriyle ilgili geleceğe yönelik ne gibi planlarınız, projeleriniz var? Gürsu gençleriyle ilgili şöyle bir bizim projemiz var. Şimdilik Gürsu Sporcu Fabrikası var hemen şurada. Şehit Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nin hemen yanında. Orada bir spor fabrikası var Gürsu'da. Yani bir tesis var. Ortalık şu şimdilik biz oradan bir bize bir yer verildi. Bize oradan bir tesis verildi bize. Biz orada Ağızka Spor adında gençlerimizle güreş branşıyla, boks branşıyla orada gençlerimizle yani çalışmalar yapmak istiyoruz. Şimdilik işte orası daha bitmedi. Hazır olduğu zaman, bittiği zaman orada işte gençlerimizin spor alanına daha çok ilerlemesini istiyoruz. Bizim Ağızkalı kardeşlerimiz, Ağızkalı gençlerimiz çoğu zaten yurt dışından geldiği için zaten spora adapte insanlar. Zaten yani fiziksel olarak da, güç olarak da kendileri her şey yerinde, gayet kuvvetli insanlar. Ve spor branşında da ben eminim Ağızkalılar sadece Türkiye çapında değil, Avrupa ve dünya çapında da ilerleme kaydedecekler. Ben bundan eminim. Zaten her geçen gün bile bizim Ağızkalı sporcularımızın haberlerini duyuyoruz. Bizim Balabek Abbasov diye bir Ağızkalı sporcumuz var. Kendisi Tayland'da, orada şu anda eğitim görüyor. Orada şu anda yani müsabakalara çıkıyor. Türkiye şampiyonasına çıktı. Çok yani güzel maçlara çıktı. Bizim Masum Muzaffer kardeşimiz var. O da kendisi karate branşından başlayıp sonrasında kafes dövüşü branşına kadar çıktı. Kendisi Türkiye şampiyonu oldu. Kafes dövüşünde kemeri aldı. Bizim çok fazla sporcumuz var. Yani saya saya bitiremeyiz. Masum Rasulov sporcumuz var. Kendisi Rusya'da, orada Rusya'da dövüşüyordu. Rusya'da kafes dövüşüne çıkmıştı. Boks maçlarına çıkmıştı. Sonrasında buraya geldikten sonra burada hatta şöyle bir olay olmuştu 2021 ya da 22 yılında. Biz İstanbul'a gitmiştik. İstanbul'a kendisinin boks maçı vardı. Biz orada kendisi Türk vatandaşı olmadığı için mecbur Rus bayrağı adı altında maça çıkmak zorundaydı. Hatta kendisi böyle maça çıktığı zaman Türk bayrağı ile böyle maça çıkmıştı dalgalandırarak. Bütün seyirciler böyle baktı, şaşırdı. Hani Rus olarak biliyorlardı kendisini çünkü Rus adı altında da dövüştüğü için. Sonrasında ringe çıktığı zaman oradaki hakemimiz mikrofonu aldı ve dedi ki kendisi Rus vatandaşı, Rus pasaportu Rus ama o bir Ağızka Türk'ü. Oradaki ortamı görecek, atmosferi görecektiniz. İnsanlar bir alkışlıyor, bir gurur vericiydi. Yani biz spor anlamında kendimizi çok iyi tanıttık. Bu şekilde ilerliyoruz. Ve ben eminim ki yani daha çok farklı alanlara ilerleyeceğiz. Bizim ticaret alanında, iş alanında yani mimarlarımız var, mühendislerimiz var, iş adamlarımız var, ticaret yapıyorlar, sağlık alanında doktorlarımız var. Biz her şekilde ilerleme kaydediyoruz. Ve bizim Ağızka Türkleri
yurt dışından geldiği için, yurt dışında gördükleri için ve en az bir yabancı dil bildikleri için entelektüel bir yapıya sahipler. Ve bu yapıdan dolayı da burada çok kolay adapte oldular. Türkçenin yanında bir yabancı dilleri de var hepsinin. Yani görmüş, bilmiş insanlar. Hepsinin altında bir mesleği var, bir zanaatı var. Ve bu meslekte, zanaatta ilerlemeye devam ettiler ve Türkiye'nin de ticaretine, ekonomisine katkıda bulunuyor. Konusu olarak geleceğe yönelik planlarınızı öğrendik. Peki Can İbrahim'in geleceğe yönelik planları neler? Yani benim geleceğe yönelik planlarım şu şekilde. Yani şöyle söyleyeyim. Ben eğitim hayatımı çok dolu dolu geçirdim. Yani çok fazla insanla tanıştım. Bizim bu ASKA adı altında da yani bizim diğer dernekler başkanlarıyla tanışma fırsatım oldu. Siyasi alanda da siyasi insanlarla tanışma fırsatım oldu. İstanbul'da da eğitimi gördüğüm için orada da çok fazla mecrada çok fazla yani nasıl desem kurumların düzenlediği etkinliklere katılma fırsatım oldu. Yani siyasi veya politik bir görüşüm şöyle söyleyeyim. Şu anda herhangi bir partiye herhangi bir üyeliğim yoktur. Herhangi bir parti bir görüşüm yoktur. Ben milliyetçi bir insanım. Ben yani Türk'üm. Ben milliyetçiliği destekliyorum. Yani bir görüşüm olarak deseniz bana eğer benim görüşüm biraz farklıdır. Ben hem Müslümanım, hem Türk'üm, hem Cumhuriyeti destekliyorum. Ben yani bu sonuçta bütün partiler bizim Türkiye Cumhuriyeti'mizde kurulan ortak partiler. Hepsi bizim partilerimizdir. Ve benim hepsinden bir ortak bir görüşüm var. O yüzden tek net bir görüşüm yok benim. Çünkü hepsinin belli görüşlerine saygı duyuyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Ha ama bana deseniz ki yani kendi amacın ne, nasıl ilerlemek istiyorsun diye sorsanız. Yani benim burada düşüncem milletimizin adını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde duyurmak. Bizim milletimizin adını Türkiye'de sınırlı kalmayıp bütün dünyaya duyurmak. İnsan hakları olsun, gerek Amerika gerek Avrupa olsun, bütün dünyada biz adımızı duyurmak istiyoruz. Yani biz bir sürgün gördük ve diğer milletlere eğer bu kadar sahip çıkıyorlarsa, insan hakları diyorlarsa biz ağız katıklarına sahip çıkmaları lazım, bize hakkımızın verilmesi lazım. Bizim ya Gürcistan'dan ya tazminat almamız lazım ya direkt vatandaşlık verilmesi lazım. Bizim oradan çok kara bir tarihimiz var. Biz oradan sürgün edildik. Ya bizim hakkımız verilecek ya da biz kendi çabamızla yükseleceğiz, kendi çabamızla yukarılara çıkacağız. Gerek başbakanlık olur, gerek bakanlık olur, gerek milletvekilliği olur. Ya biz kendimiz yukarılara çıkıp kendi sesimizi duyuracağız, eğer onlar bize bir şey yapmazlarsa. Biz kendi sesimizi duyuracağız. Ve benim düşüncem bu şekilde. Ben bu şekilde ilerlemek istiyorum. Adımızı duyurmak istiyorum. Ve bu sorunlarımızı artık kökten bitirmek istiyorum. Çünkü bu gidişat hiç hoş değil. Artık bu gidişatı komple bitirmemiz lazım. Son olarak gençlerimize tek bir cümleyle kapanış yapalım mı? Benim bir davam var. Davam ASKA'dır. ASKA davasına sona kadar yürüyeceğim. Kanımın son damlasına kadar. İsteseler bana destek versinler. Bu bana güç katar. İstiyorsa destek vermesinler. Benim için sıkıntı değil. Başbuğ Alparslan Türkeç Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurduğu zaman da demişti zaten. Ben bu davama inanıyorum. Bu davada ilerleyeceğim demişti. Bana destek verin veya vermeyin. Fark etmez. Ben bu davada ilerleyeceğim. Ve milyonlar arkasına topladı. Biz de aynısını yapacağız. Benim tek bir davam var, tek bir görüşüm var. Tek bir davamız var, tek bir görüşümüz var. Bizim davamız, bizim görüşümüz ASKA'dır. Biz yaşasın Türkiye, yaşasın ASKA diyerek ilerliyoruz ve davamızı sonuna kadar da savunacağız.